Müşteri gelmesi lazımken cumartesi kapalı olduğundan gelemiyor. Çünkü aşağı yukarı haftanın 3 gününe bedel oluyor yani. İş de var, para da var, pul da var. Millet çalışacak ha. 2 sene müracaat ettiğimiz halde kira desteklerini alamadık. Laf Sokak'ta ekip olarak bugün eski sanayideyiz. Eski sanayi esnafına pandemi döneminde nasıl etkilendiğini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Pandemi döneminde eski sanayi esnafı nasıl etkilendi? Pandemi döneminde eski sanayi esnafı işlerimizde %60-%70 düşme oldu. İşte gördüğünüz gibi her taraf sessiz. Şu anda burada araba geçecek yer olmaması gerekirken pandemiden dolayı maalesef %60 gibi %70 gibi işlerimizde bir etkilenme var. Bayağı bir etkiledi. Şöyle söyleyeyim. Eskiden millet almak için girerdi dükkana. Şimdi sormak için giriyor neredeyse. Fiyatlar bayağı bir değişti. Artı şöyle bir durum var. Pandemiden dolayı millet elindeki parayı genelde gıda ve giyime harcıyor. Yani boya işine harcamıyor veya evindeki bir tadilata harcamıyor. Yani bu sıkıntıları yaşıyoruz. Herkes yaşıyor yani. Yani evindeki adam mutlaka ki evini düşünecek. Yani böyle bir sistem var. Eski sanayi esnafı tabii ki mali ekonomik bir kriz var Türkiye'de şu anda. İster istemez bu insanların kapalı mekanların devletin karşılamasıyla, para basmasıyla, insanların alışverişinin az olmasıyla, tüketimi az olmasıyla ve gelip ihtiyaçlarını karşılayamamasıyla ilgili ticari sıkıntılar tabii ki var. Ama biz bunlara katlanıyoruz. Gerektiği yerde büyük firmalar sermayelerinden yiyor. Fakir fukara da alışveriş etmeyerek yani bir nevi kemer sıkarak yaşam sürüyor. Çok da etkilendik. Bize kira destek yardımı vereceklerdi. 2 sene müracaat ettiğimiz halde kira desteklerini alamadık. Şu anda 3 aydan beri bir sifta etmiyor. Dükkanımızı kapatıyor. Sabah gelip oturuyor. Çayımızı kahvemizi içiyor. Bir gün sifta etmeden evimize geri gidiyor. Ama Ramazan ayı geldi. Yani inan ki ne yapacağımızı şaşırdık. Allah yardım etsin. Olmayanlara. Ben zannetmiyorum ki herkesin memnun olacağını zannetmiyorum. Yani şu gidişatta hiç memnun değil. İnşallah tez zamanda bu pandemi dönemi biter. Şimdi televizyona çıktığımızda bütün profesörleri dinliyor. Bir iç acısı, bir herhangi bir şey duymuyor. Onun için karamsarlığa düşüyor. Yani insan inan ki ben şahsım olarak da, bir esnaf olarak da ne yapacağımı yani ileride iç acısı bir şey görmüyorum yani. Şimdi cumartesi yasak olduğunda cumartesi gezecek arkadaşlar gezemiyor memur kesimleri. Cumartesinin asıl faydası olacak parakende olarak müşteri gelmesi lazımken cumartesi kapalı olduğundan gelemiyor. Çünkü aşağı yukarı haftanın 3 gününe bedel oluyor yani. Diğer zamanda normal yani işte düşüşlük yar yarıya düşüşlük var yani şu anda yani. Yani zor durumlar yani şu an hayat şartları zor yani. Masraflar, geçimler bayağı bir zor yani. Kiralar öylesine bayağı bir etkilendi yani. Etkilendi şu anda. Ben pandemide ilgilenemedim. Ben ufak esnaf olduğum için çok şükür Rabbime binlerce şükür çalışıyoruz. Çalışana para da var, pul da var. Çalışmayana para da yok, pul da yok. Hainlik çalışmıyor, çalışmıyoruz. Hain olduğumuz için çalışmıyor. İş de var, para da var, pul da var. Millet çalışacak ha. Herkes çalışacak. Çalışmayınca olmuyor. Allah'ın izniyle.